Herkese merhabalar arkadaşlar, ben Alican Sayın. Bugün Uşak'tan, Ortaköy'den herkese selamlar yolluyorum. Allah'ın izniyle ekim işlerimize başladık. Yaklaşık bir 65 dönüm, yani 100 dekara yakın bir tarlamızı ektik. Şu an kalan 3-4 parça yerimize geldik. Evet arkadaşlar, sistemimiz şu şekil. Bir traktör tohum ve gübre taşıyor. Diğer traktör mibzenin arkasında takılı olan merdane ile ekim yapıyor. Arkadaşlar, merdane mükemmel bir olay. Yani bir taşla iki kuş vuruyoruz. Yaklaşık bir 35-40 dekar kadar tarlaya merdaneyi takmadan kullandım mibzeri. Ama keşke biraz sabredip hepsine merdaneyi taksaymışım. Yani merdanenin yaptığı iş arkadaşlar, olay şu. Tohum yatağa düştükten sonra tohumun üstüne baskı yaptıktan sonra tohum mis gibi ısçıcık bir şekilde burada uyuyor. Zaten toprak tabımız mükemmel. Şurası işlem yapılmamış toprak. Şurası işlem yapılan toprak. Evet, çok fazla lafı uzatmadan direkt işlerimize başlayalım. Evet arkadaşlar, traktörümüze bindik. Şimdi yastıklanma aşırı derece zıpladığı için burada yaklaşık 3 tur attım tarlanın etrafında. Şimdi buradan yastıklanmaların üstünden ekimize başlıyoruz. Traktör normalde temizdi arkadaşlar ama malum toprak kuru olduğu için aşırı derece toz çıkıyor. Toz çıktığı için de bakın birkaç tane hortumumuz çıkmış. İlk önce onları bir yana koyalım. Hortumları dışarı çıkıyor, anlamıyorum neden oluyor. Bakalım başka var mı, yok. Var. Evet, işlemimize başladık. Olay mükemmel ya, Allah'ın izniyle inşallah. Rabbim güzel bir sezon nasip eder bizlere. Burası arkadaşlar 16 dönüm bir tarla. Tarlanın dediğim gibi etrafında ilk önce 2-3 tur döndüm. Ondan sonra yastıklama kısmından tarlayı ortadan ikiye bölerek traktörde çok fazla zıplamadan, kendimizi de yıpratmadan bir işlem yapıyoruz. Tabii bu şekilde yapmamız için arkadaşlar arkada hidrolikli bir mibzerimizin olması lazım. Arayı biraz fazla açmışım diyecektim ki ara şurası mı? Hayır. Mibzerin hidrolikli olması arkadaşlar hem zamandan hem insan gücünden hem tohumdan hem de gübreden bize tasarruf sağlıyor. Nasıl tasarruf sağlıyor? Şimdi mesela arkadaki mibzerimiz arkadaşlar eğer hidrolikli olmasaydı devamlı iple çek bırak çek bırak şeklinde kendimizi çok fazla yıpratacaktık. Çekip bırakasıya kadar da bir miktar tohum ve gübreyi boş yere heba edecek. Tabii boş yere değil de sonuçta yine tarlamıza düşüyor ama ne olursa olsun arkadaşlar ektiğimiz yere bir daha tohum ekmek istemiyoruz. Bakın şu an mibzerimizi kaldırdım. Tarlayı böldüğüm yerden yansıtlama kısmında zıplamadan, vites düşürmeden hemen buradan görmüş olduğunuz gibi TR3 ile ekime devam ediyorum. Ya teknolojiyi kullanmak lazım ama teknoloji de bildiğiniz gibi arkadaşlar aşırı pahalı. Yani bilmiyorum bu sene nasıl olur. Hani tohum gübre fiyatları aldı başını gitti. Yani benim kooperatifte tarım kredi kooperatifim arkadaşlar 50 bin lira limitim var. Daha bahar ayı gelmeden limit doldu. Yani Allah sonumuzu hayır etsin ya. Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz. Daha üre gübresi, nitrat gübresi almadan limit doldu ya. Ha, bu kadar yukarıya çok gidiyorsun. Burayı biraz daraltmak lazım. Yalnız merdane mükemmel bir olay ya. Merdane efsane yani. Hem tarlayı taşı toprağı da iyice parçalıyor, gömüyor. Hem tohumumuzu üstüne bir yorgan gibi düşün. Yani işçilik çok güzel arkadaşlar. Keyifli. Hani bir yatırım yapıyorsunuz. Yani sonra yaptığınız yatırımla bir şeyler kazanmaya çalışıyorsunuz ama maalesef son 2 seneden beri, 3 seneden beri çiftçinin belini ciddi anlamda büktüler. Yani bugün
birkaç çuval eksik geldi. Almaya gittim. Tarım Kredi dedi ki Alican dedi limitin dolu dedi. Şaşırdım ya. Daha hani diyorum yani daha bahar ayı gelmedi. Daha üreli nitrat almadık. 50 bin lira arkadaşlar. Sadece tarlaları hazırlamaya ve ekmeye 50 bin lira yetmiyor. Yani ektiğimiz yerde 150 dekar bir yer yani. Yazık günah ya, bu kadar para çok yani. Daha bunun ilacı var, ikinci gübresi var, üçüncü gübresi var. Bir bu kadar daha mazot var. Yani diyorum ya Allah yardımcımız olsun. İnşallah bu sene yağışı güzel alırız. Rabbim nasip eder bu yağışları. Aksi halde seneye bu işler biter ya. Çiftçilik biter. Ben şöyle ortadan döneyim. Tam oraya kadar gitmeyeyim. Tarlayı böyle bölmemek sebebi arkadaşlar. Yani zıplama kısmını zıplamak istememem. Hiç vites düşürmeden devamlı seriyi 3 ile ekim işini devam ettirebilmek için. Çünkü biliyorsunuz bizim tarlalarımız tesviyesiz ve tıraş tarlalar olduğu için hem taşlı oluyor, yastıklamalar da aşırı derece zıplıyor. Şu an kuru ekim ekiyoruz maalesef. Toprağın tavuğu kaçmış ama ekim için ideal. Şu an midyeri kaldırdım, tohum düşmüyor. Tekrar sıralama girdikten sonra midyeri indiriyorum ve tohum düşmeye devam ediyor. Yani bu şekilde traktörü kullanmak bir insana keyif veriyor. Öbür türlü sadece direksiyonu tutsan insanın canı çıkıyor, dalıp gidiyor. Ama bu şekilde şunları da kurcalayınca yani ben çok zevk alıyorum. Aşırı zevk alıyorum. Ama işte fiyatları duydukça hevesim kaçıyor, şevkim kaçıyor. Yani bu sene arkadaşlar toprağa işlerken ilk de bir derin sürüm yaptık. İkinci de süzgülü kultivatörümüzle beraber biraz daha yüzeysel bir sürüm yaptık. Toprak tavımız gerçekten mükemmel. Toprak tavımız çok yerinde. Zaten belli oluyor toprağın altı hala daha biraz daha tavlı. Şu şekil yaptıktan sonra üstüne merdane çekmemiz aşırı sağlıklı bir olay. Aşırı sağlıklı bir olay. Hem aynı zamanda tarlaların tesviyesi de bir şekilde biraz daha kendine geliyor. Rahatlıyor yani. Tohum ve gübre de toprağın altında kaldığı için bize verim kaybı yaşatmayacak. Yani illaki verim kaybımız olacak ama en azından biraz daha düşük olacak. Bakın taşları falan hep gömmüş merdanece. Hani yarın hem biçer döverciye bir kıyağımız oluyor. Adamın ekipmanı arızalanmayacak. İçine taş vesaire kaçmayacak. Hem de bizim için biraz daha hem görsel oluyor hem de tohum yatağını daha sıkı tutmamıza sağlıyor. Ara sıra da arkayı kontrol ediyorum. Yani tıkanan bir yer olabilir, çıkan bir hortum olabilir. Normalde arkadaşlar biz dekara 26-27 kilo sıfır tohum atıyoruz. Şu an sıfır tohumum bittiği için daha doğrusu azaldım bilerek buralara İkinci yani kendi ürettiğim arpa ekiyorum. Az önce arkadaşımla beraber arpayı kıyasladık. Ya bizim arpa sıfır tohumdan daha iyi anasını satayım. Kendi tohumum aldığım sıfır tohumdan daha güzel, daha iri canlı duruyor ya. Ben seneye kesinlikle sıfır tohum almayacağım arkadaşlar. Zaten dediğim gibi 100 dekar kadar sıfır tohum ektim. Belli tarlalardan çıkan tohumları seneye kendim kullanacağım hemen. Onu güzelce eriteceğim. Erittikten sonra hemen ayıracağım onları. Ya ben böyle her sene 17-18 bin lira sıfır tohum parası verirsem evin yolunu bulamayız ya. Biz arpayı satıyoruz 2.30 kuruşa. Sıfır tohum alıyoruz neredeyse 6 liraya dayanıyor. Şu an bir çuval sıfır tohum 230 TL'ydi. O 250 olmuştur muhtemelen. Bunun kağıdı, çöreği, faizi, zam mı derken 270-280 liraya geliyor. Yani 280 TL'yi 50 liraya böldüğümüz zaman da çıkan rakam bize giriyor yani. Onun için dekara 27 kilo atacağım ama 28-29 kilo atarım. Kendi tohumumu atarım arkadaşlar.
Yani artık çiftçilik biraz daha tasarrufa dönmek zorunda kaldı. Hani hazır yem alamıyoruz. Hazır tohum alamıyoruz. Yemle tohumu bir şekilde kendimiz idare ederiz ve gübreyi nasıl halledeceğiz onu gerçekten bilmiyorum. Gübre konusu çok tehlikeli. Şu an üre gübresi arkadaşlar, yani bahar ayında 2-3. aylarda atacağımız gübre 440 liraya dayanmış. Bu kağıdı küreyle 460 lira. Atamayacağız, yani atmamız mümkün değil. Atarsak zaten bizim bu tarzdan para kazanma olanağımız yok. Ne olacak? Dönümden arkadaşlar alıyorsak, yani 1500 metrekareden alıyorsak 20-25 ölçek. Abi 15-20 ölçek alacağız. Gübre atmayacağız. Atacaksak da böyle 10 kilo 15 kilo dekara o şekilde bir işlem yapabileceğiz. Yani başka türlü olanağı yok. Ama şu an yaptığım işçilikten çok keyif alıyorum. Hani her sene biraz daha öğreniyoruz bu işi. Güzel yani. Mimzere dedim ki hidrolik ortakol taktırdım arkadaşlar. Ya ortakol demişim, pardon. Hidrolik hortum taktırdım. Şimdi tamamen buradan yöneterek istediğim zaman burçları kaldırıp istediğim zaman indiriyorum. Yani istediğim zaman ekim yapıyorum, istediğim zaman yapmıyorum. Şu an görmüş olduğunuz gibi ekimimiz var. Şu an sıra başına geldim. Kaldırdım. Hop. Ekim durdu. Ne oldu? Şu dönüşte pardon. Şu dönüşü yaparken hem daha az zıpladık, hem vites düşürmedik, hem ton ve gübre zayiatımız olmadı. Mükemmel bir tasarruf. Mükemmel bir zaman. Yani merdanla çok güzel çalışıyor. Yani keyfim yerinde Allah'a şükür. Allah herkesin keyfini yerinde getirsin. Ama dediğim gibi bu tarım kredi olayları, faizler, zamlar kötü. Allah sonumuzu hayretsin yani. Her videoda artık bunu söylemek istiyorum. Belki birileri rastgele maskele şansa hata kazan sesimizi duyar. Hani şöyle bir bakar yani, ulan bu çiftçi ne diyor? Bu çiftçi neden bu kadar isyan ediyor? Neden işletmeler kapanıyor, hayvanlar satılıyor, inekler kesiliyor? Neden insan gübre atmıyor diye belki biri sorar. Evet arkadaşlar, durumlar böyle. Ekim işlerimizi çok şükür bitirmek üzereyiz. Allah herkese hayırlı bereketli sezondan nasip etsin, hatasız kazasız. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.